O anda hastalık, musibeti, kötü bir şey düşünülemiyor. Niye düşünemiyor abi? Nefesi zor alırken o anda nasıl hayal edersin kötü günahı? Yapacak şeyin yok. Hastalık öyle bir zemin oluyor ki, öyle bir halet, öyle bir sistem çalışıyor ki, yani öteki taraf giremiyor. Yani insan noksan kusurunu tamamen derutte ettiği için edemiyor Mehmet. Burada bir şey var ya sana. Ha söyle o zaman. Diyor ki bir kısım gafleti dağıtıp beşeri olan arzını ve zaafını bildirmek de bir nevi huzur vermektir. Ha. Bir nevi huzur veriyor, huzurdayken kötü düşünemiyor. Düşünemiyor. Aç ve fark dedi değil mi? Ya acizlik ne yapar? Bak. Acizlik ustak devamlı küllerde niye zikrediyor? Aç fark. Niye? Yani hiçliğini bilmek mesela. Acizliğin kadar aleminde Allah var olur. Fakirliğin kadar imani bir ahiret ortaya çıkar. Üstü açılır. Devamında Hasan abi diyor ki Bizi söylesene. Devamında musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir iltifat-ı Rabbani'dir. Ha, bu huzura sebep olduğu için hastalık değil. Hı. Yani Allah'ın iltifatı da fakat iltifat farklı farklı. Mesela diyelim ki ben kuşu seveceğim. Kuş bunu anlar mı? Yok. Kuşu tutuyorum, gayet sevmem. O ne anlar? O korkar değil mi? Titrer. Ama benim niyetim zarar vermek değil. Tamam. Ama kuşa dese ki lütfen rica ediyorum. Bak vallahi seni sevmek için yapıyorum ya. Değil olamaz. Biz de ona benziyoruz, o hayvana benziyoruz. Hı-hı. Rabbimiz bizi tutuyor sevmek için. Bizi sevmek için, bizi bağrına basmak istiyor. Bizi yıkamak istiyor yani kuşu yıkar dediğimiz gibi. Fakat biz bunu şey yapamıyoruz. Bizi niye bununla yapıyor, tokatlıyor mu? Hayır. Bilmiyoruz. Ha? Bak kuş gibi. Bilmiyoruz niçin tuttu bizi. Tuttu seni. Sevmek istiyor veya kirlisini yıkamak istiyor seni. O zaman şu an bu korona iltifat-ı Rabbani o zaman. İltifat-ı Rabbani'dir tabii korona. Şöyle düşün, iltifat olup olmadığını. Bir şey ne olduğunu anlamak istiyorsan sonucuna bak. Seni huzura mı götürdü, huzurdan uzaklaştırdı? Eğer huzura götürdüyse o bela mıdır? Hazreti Ali'nin sözü gibi değil mi? Hazreti Ali'nindir daha o. Bu söz onu kullandı. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh diyor ki, diyorlar. Yani bu bela ve musibet hakikaten bela ve iltifat mı? Nasıl anlarız? Sonucuna bakın der. Sonucu seni gaflete mi, huzura mı götürdü? Korona seni nereye götürüyor? Uyanıklığa götürdü. Aman ha dikkat edelim. Nefes almak neymiş ya? Ondan sonra aman ha siz olun diyorum, hiçbir videoya girmeyin diyorum. Çünkü vehminiz ve kuvve-i tasavvuriyeniz, hayaliniz çalışır. Bu sizin korkunuzu aktif eder. Korku da hastalığı celbeder. Kanun-i ilahi. Ağaçları dikerseniz yağmuru celbetme şeyi var. Ağaçları keserseniz kuraklığı celbeder. Çiçek koyun eve, camı açın arı gelir. Pislik koyun sinek gelir. Videoları seyrederseniz sizin kuvve-i vehimiyeniz, vehim ve hayaliniz çalışır. O cinsten çalışır. O da korkuyu doğurur. Korkuyu da koronayı celbeder. Devam et doktor. Ey ahiretini düşünen hasta.